Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere kendi hazırladığım, kendi yazdığım yeni nesil kesir problemleri çözeceğim, anlatacağım. Problemlerim oldukça zor problemler. İsterseniz birinci sorudan hemen başlayalım. Markette alışveriş yapan Kaan patates, soğan ve domates aldı. Alışveriş sonunda cebinde kalan parasının 12 lira olduğunu ve bu miktarın markete girerken cebinde olan miktarın 7'de 1'i kadarı olduğunu gördü. Ne anladık şimdi? 12 lira kalmış cebinde alışveriş bittikten sonra ve bu 12 lira tüm parasının 7'de 1'i kadarmış. Devam edelim. Fişe bakınca, yani alışveriş yaptıktan sonra o aldığı fişe bakınca patateslerin fiyatının tüm parasının 1/4 1'i, soğanların fiyatının da tüm parasının 3/3 1'i kadar olduğunu anladı. Patatesler tüm parasının 1/4 1'i, soğanlar da 3/3 1'i kadarmış. Bu bilgilere göre domatesler için kaç lira ödemiştir diyor. Şimdi şuradan başlayalım. Yani bir tane bütün yapalım şöyle. Parasının tamamı olsun bu. Bunu 7'de 1'ini bize söylediği için 7'ye ayıralım. 3, 4, 5, şöyle 6 ve 7 diyelim. Ve bu tüm parasının 7'de 1'lik kısmı, yani şurası, şöyle yazayım. 12 liraydı değil mi? İlk bölümde bunu anlamıştık. Yani bir parçası 12 lira parasının. Şöyle ok işaretiyle göstereyim. Diğer parçalar da eşit olduğu için biz şimdi parasının tamamını ilk önce hesaplayalım. Bir parça 12 lira. 7 parçadan oluşuyor tüm parası. Çünkü bize 7'de 1'ini söyledi. 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 1 7. Bir de elde 84. Tüm parası 84. Şimdi gelelim buraya. Patatesler 1/4 1 kadar tüm parasının. 84'ü şimdi 4'e bölelim. Ve patateslerin parasını bulalım. 8'de 4 2 kere var. 4'ü getirdim. 4'te 4 1 kere var. İşte bulduk. Bu patateslerin ücreti 21 liraymış. Bunu fişten anladım. Soğanlar da 3'te 1 kadar 84'ün tüm parasını yani. 8'de 3 2 kere var. 6 oldu. 2 kaldı. 24 oldu. 4'ü getirdim. 24'te 3 8 kere var. Ve 28 çıktı. Bu da soğanların parası. Şimdi şöyle yapalım. Soğanların parası. Patateslerin parası 21 lira. Ve cebinde de 12 lira kalmıştı değil mi? Bunu da koyalım. Üçünü bir araya getirelim. Ve bunların üçünü beraber tüm parasından çıkarırsak o zaman geriye kalan miktarın domates parası olduğunu anlarız. Toplayalım bakalım. 8, 1 daha 9, 2 daha 11, elde var 1, 3 oldu 5, 6. Yani patatesler, soğanlar ve burada 12 lira da cebinde kaldı. Bunlar beraber hepsi 61 lira oldu. Tüm parası 84'tü. Ve bunları çıkardığımız zaman geriye domatesleri ödediği miktar kalacak. 4'ten 1 çıktı 3, 8'den 6 çıktı 2. İşte 23 lira. Cevap B şıkkı oluyor. Bunlar da domateslerin parasıymış. Bu şekilde sorumuzu tamamlamış olduk. Geçelim ikinci soruya. Murat Bey ve eşi bahçelerine 6 sıra meyve fidanı diktiler. Her sırada bir düzine fidan vardı. Fidanların 1/4 1'i elma fidanı, 1/3 1'i armut, geriye kalanlar ayva fidanıdır. Buna göre aşağıdaki hangi ifade doğrudur diyor. Şimdi ilk önce işlemlerimizi yapalım, sonra doğru olan ifadeyi buluruz. 6 sıra diktiler ve her sırada bir düzine varmış. Şimdi bir düzine kaç? 12. 6 sıra diktikleri için 6 ile çarpalım, bütün fidanların sayısını görelim. 6 kere 2 12, 6 kere 1 6, bir de elde 7. 72 tane fidan var. Bu fidanların 1/4 1'i elma. 72'nin 1/4 1'ini bulalım. 4'e bölelim. 1 kere var. Çıkarıyorum. 3 kaldı. 2'yi getirdim. 32'de 4. 8 kere var. 8 kere 4. 32. İşte burası elmalar. Şimdi bir de armutları bulalım. 3'te 1 diyordu. 72'nin 3'te 1'ini bulacağız. 2 defa var. 6 oldu. 1 kaldı. 2'yi getirdim. 12'de 3. 4 kere var. 4 kere 3. 12. 24 tane fidan da armut. Geriye kalanlar ne diyordu? Ayva fidanı.
Şimdi bu elmalarla armutları toplayalım. 18 ve 24. 8, 4 daha 12 elde var. 1, 2, 2, 4 oldu. Yani 42'si bu elma ve armut oluyor. Şimdi bunları çıkarırsak tüm fidanlardan geriye ayvalar kalacak. Tüm fidanlar 72 idi. 42'yi çıkaralım. Geriye ne kaldı? 30 tane neydi bu? Ayva. Ayva fidanı yazalım. Şimdi şıklara bakalım. A. 18 tane armut fidanı vardır diyor. Yanlış, çünkü 18 tane olanlar elmalardı. Bu ifade doğru değil. Elma fidanları armut fidanlarından fazladır diyor. Bu da yanlış, çünkü elmalar 18, armutlar 24. Elmalar az, armutlar fazla. Buradaki ifadenin tam tersi. Demek ki doğru cevap C şıkkı. Ayva fidanlarının sayısı 30'dur diyor. Evet, zaten biz de bunu bulduk. Bu şekilde soruyu cevapladık. Üçüncü sorumuz. Sema doğum günü kutlaması için sınıfındaki 24 arkadaşını davet etmişti. İkide biri gelirim dedi. Diğerleri belki gelirim dedi. Annesi büyük bir pasta aldı ve Sema'ya şöyle dedi. Pastayı sen ve gelen arkadaşlarının sayısına göre eşit olarak keseceğim. Yani kaç tane arkadaşın gelirse bir de sen varsın. Ona göre keseceğim ve herkese eşit olarak paylaştıracak yani. Gelirim diyenlerin hepsi, bakın ikide biri gelirim demişti. Bunların hepsi gelmiş. Ve belki gelirim diyenlerden 7 kişi geldi. Annesi Sema ve arkadaşlarını sayıp pastayı eşit olarak kesti. Buna göre Sema'nın annesi pastayı kaç eşit parçaya ayırdı diyor. Şimdi ikide biri gelirim dedi ve hepsi geldi. 24 arkadaşını çağırmıştı ve bunun 2'de 1'ini bulalım. 2'ye bölelim yani. 2'de 2 bir kere var. Çıkarıyorum. 4'ü getirdim. 4'te 2 iki kere var. Yani 12 arkadaşı geldi. Sonra bir de belki gelirim diyenlerden de 7 arkadaşı gelmişti, değil mi? 12 arkadaş. Bir de belki gelirim diyenlerden 7 kişi geldi. Bir de burada şunu unutmayalım. Sema'nın kendisi de var. Ne diyor annesi? Sen ve arkadaşların, yani ne diyor? Bak, ben ayırırken diyor, seni hesaba katacağım, bir de gelen arkadaşlarının sayısına göre kaç kişi olduysanız ona göre keseceğim diyor. O zaman burada Sema'yı da hesaba katmak lazım. Çünkü o da pasta yiyecek. 2, 7 daha 9, 1 daha 10. Yani toplamda annesi 20 eşit parçaya kesecek. Gelen 19 tane misafir var. Şunlar arkadaşları, bir de Sema'nın kendisi var. 20 kişiye dağıtacak. Cevap burada C şıkkı oluyor. İşaretledik. Dördüncü sorumuz. Bir marketin bir günde sattığı sütlerin 7'de biri 18 kutudur. Sütlerin tanesi 7 liradan alınıp 13 liradan satılmaktadır. Buna göre bu markette bir günde satılan sütlerden kaç lira kar elde edilmiştir? Şimdi kar ne demek? Kazanç yani. Ne kadar? Şimdi aldığı fiyattan sonraki kazancı. Şimdi yaparak anlatalım daha doğrusu. İlk önce şuradan başlayalım yine. 7'de biri dediği için şöyle bir şekil çiziyorum yine. Birinci soruda olduğu gibi bunu da 7'ye ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tabii elimle çizdiğim için tam eşit olmuyor ama eşit olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye ayırdım. Bunlardan bir parçası 7'de biri 18 kutuymuş. Yani şurası. Şöyle göstereyim. Şimdi biz burada ne yapacağız? Hepsini bulacağız sütlerin. Bir parça 18 ise diğer parçalar da 18. O zaman 18 ile 7'yi çarpacağız. 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 1 7, 5 de elde 12. Yani 126 oldu. Şimdi 126 kutu süt var. Şimdi sütleri 7 liraya alıyorlar ve 13 liraya satıyorlar. Acaba bir sütten kaç lira kar elde ediyorlar? 13'ten 7'yi çıkaralım. Bakın ne kalıyor? 6. Yani her sattıkları sütün kutusundan 6 lira kar elde ediyorlar. Ve 126, değil mi? O zaman 126 ile biz 6'yı çarpacağız. Çünkü her kutudan 6 lira kazanıyorlar. 6 kere 6 36, elde var 3. 6 kere 2 12, 3 de elde 15, elde var 1. 6 kere 1 6, bir de elde 7. Demek ki 756 lira kar yapıyorlar. Cevap A şıkkı oldu.
Geldik son sorumuza. 5. soru. Bir sinema salonunda 6 sıra ve her sırada 15 koltuk vardır. Film başladığında tüm koltuklar doludur. Koltukların 2'de 1'i kadın, 3'te 1'i erkek, geriye kalanlar ise çocuktur. Çocuk olanların 7'si gözlüklü olduğuna göre gözlüksüz olan kaç çocuk vardır diyor. Şimdi ilk önce tüm seyircilerin sayısını bulmalıyız. Yani bunu da nereden bulacağız? Sinemadaki koltukları bulacağız tüm sayıyı. 6 sıra var ve her sırada 15 koltuk var. 6 ile 15'i çarpacağız. Bakalım kaç koltuk var. 6 kere 5 30, elde var 3. 6 kere 1 6, 3 de elde 9. Sinemada 90 tane koltuk var ve hepsi dolu. Bu 90 koltuğun 2'de 1'i kadın. Şimdi 90'ı 2'ye bölelim, kadınları bulalım. 9'da 2, 4 kere 2 oluyor, 8 oluyor, 1 kalıyor, 0'ı getiriyorum, 10. 10'da 2, 5 kere var. Ve 45 kadın, bunu bulduk. Erkekler 3'te 1'i kadar, 90'ın 3'te 1'ini buluyoruz. 9'da 3, 3 kere var, 3 kere 3, 9 çıkardım. 0'ı getiriyorum, bu 0'ı getirdiğim için sormak zorundayım. 0'da 3 var mı? Yok, bölemem, o zaman buraya bir 0 koyuyorum. 30'da erkek oldu. Şimdi çocukları bulabiliriz artık. Kadınlarla erkekleri toplarız. Şuradan başlayalım. 45 ve 30. Toplayalım önce. Kadınlar ve erkekler 75. Geriye kalanlar çocuktu, değil mi? Toplam 90 seyirci var. 75'i çıkarıyoruz. Ne kaldı? 15 çocuk kaldı. Ve bu 15 çocuğun 7'si gözlüklü, bize gözlüksüz olanları soruyor. O zaman 15'ten 7'yi çıkarıyoruz. Geriye 8 kalıyor. Demek ki 8 çocuk gözlüksüzmüş. Cevap C şıkkı oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.